Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu. Yarı finalde İtalya normal süresi bir bir biten karşılaşmanın ardından penaltılarda galip gelmeyi başardı. Ve böylelikle ilk finalist oldu. Doruk'la beraber her zaman olduğu gibi maçı konuşacağız. İlk yarı finali konuşacağız. Sonrasında da İngiltere-Danimarka maçına ikinci yarı finale bakacağız elbette. Ama her zaman olduğu gibi bilançomuza şöyle bir bakalım bayi bölümünde. Zira ikimiz de İspanya'nın kazanabileceğini düşünmüştük. Fakat öyle olmadı. Tura atlayacağını. Evet aynen öyle. tur atlayacağını düşünmüştük. Fakat öyle olmadı. Ama oyun olarak bence kesinlikle İspanya bugünkü oyunu, bugünkü maçı hak eden taraftı. Birazdan <laughs> daha detaylı konuşacağız. Fakat... İtalya'da turnuvanın genelinde Finali hak eden taraftı bence. O yüzden orada hani senin tarafında hangisi ağır basacak çok merak ediyorum Bunu açıkçası. Bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun şimdi. <laughs> Bunu biliyorum ama olsun yine de izleyicilerimiz bilmiyor. Onlar da bilsinler. O yüzden Peki. adettendir Dorukçum soracağız. Elbette ana yemeğimiz bugün İtalya İspanya maçı. Şimdi Mancini ile beraber 33 maçlık bir yenilmezlik serisi. 2018'e katılamadılar. Oradan geldiler finale çıktılar. Yani müthiş bir hikaye yazdı Mancini ve öğrencileri. Evet belki çok fazla beklediğimiz şekilde geçmedi yarı final Doruk. Çünkü iki takım da topa en fazla sahip olmayı seven iki takım bakıldığında ve oyunu da o şekilde aslında geliştiriyorlardı. Spinazzola'nın yokluğu ne kadar etkileyecek diye çok merak ediyorduk İtalya'da. İtalya'da Spinazzola'yı çok hissettik ama genel anlamda İtalya'da oyun almanı çok fazla bir şey hissedemedik. Sen de biliyorsun ki İspanya bayağı bir ağırlığını koydu ama günün sonunda futbol sonuçlar oyunudur. Ve İspanya aldı sazı gitti. Sen ilk giriş cümlen için ne söylemek istersin? Önceki ee, öncelikle çok popüler bir fikir değil bu <laughs> ve İtalya formasındayım, formasıylayım. Ancak ben e, turnuvanın genelinde İspanya'nın İtalya'dan finali daha çok hak ettiğini e, açıkçası düşünüyorum. Ki ya yani bütün turnuvayı, Hırvatistan maçının o e, son çeyreği ve e, uzatmanın ilk başı dışında bence bütün turnuvayı bütün rakiplerine karşı domine etti İspanya. E, bugün de ya mesela son program şeyi söylemiştik. Hatta ben söylemiştim yani. Bence Danimarka en iyi toplardan birini oynuyor. Hatta en iyi top oynuyor İtalya ile beraber. İspanya da kendi içinde iyi bir top oynuyor. Ama İspanya'nın o e, oynadığı yüksek standartlı futbol çok belki de tempolu olmadığı için. Yani İtalyanları izlediğimizde daha heyecanlı, daha tempo gördüğümüz için e, galiba İspanya'nın oynadığı oyun biraz daha e, tırnak içinde sıkıcı geliyor olabilir. İspanya'yı konuşurken çünkü İspanya'nın yapamadıklarını konuşuyorduk. Yani o golsüz geçen karşılaşmalarda rekor kırdıkları mücadelelerde hep bir yapamama bir tamamlayamama durumu vardı ya ve bir bir noktada olumsuzlukları konuşuyorduk. Sonradan açılan bir İspanya'yı konuştuk ya turnuvanın sonunda. Ama İtalya'da oyun olarak her zaman e, çok doyurucu bir oyun ortaya koydu. Dolay dolayısıyla hani doğal favorilerden biri olduğu ilk o açılış maçı Türkiye-İtalya maçı itibarıyla. Aslında söylediğin şeye ben de bir noktada gelecektim. Bize İspanya'nın bitirememesi üzerine konuştuk yani yaratamaması üzerine çok konuştuğumuzu hatırlamıyorum. O o evet. üretkenlik sorunu yaşadıklarını. problem. Son bitiricilik konusu zaten turnuvanın e, hazırlık yap. Birçok kaleminde İspanyollar lider. Bütün hemen hemen bütün ofansif kalemlerinde İspanyollar lider. İşte Ki geliyor. aslında bu Danimarka için böyleydi. Sonradan İspanya'ya döndü hatırlayacaksın. Sen de çok fazla Danimarka evet, için de konuşuyordun. Gruplarda Danimarka'nın çok önde olduğu rakamlar vardı ama mesela net gol pozisyonu yaratma 3.6 maç başına, net gol pozisyonunu kaçırma 3.3 maç başına. Zaten Hani bu bile birçok şeyi anlatıyor. Hemen hemen bütün kalemlerde sadece Danimarka'da gol golle Danimarka lider ve 3. bölgede pasta Almanya lider. İspanya'nın şöyle söyleyeyim ya bence çaresiz bırakıyorlar. Ya Konuşturmuyor seni İspanya oynarken dinlemek zorundasın yaptığı şeyi. Evet. Mesela bugün Mancini'nin topu bu kadar ya yani top bırakması ya da alamaması mı diyeyim. Yani sana şöyle söyleyeyim bugünkü plan daha öze dönüş bir İtalya'ydı ya. Ya onunla ilgili araya giriyorum. Mançini'nin basın toplantısını dinledim çünkü maçın ardından yaptığı basın toplantısında o soruldu. Hani bu İtalya'nın planı mıydı, yoksa İspanya mı oynatmadı şeklinde? Hayır, bizim her zamanki planımız geçerliydi dedi Mançini. E normal biz bildiğimiz oyunu oynamak istiyorduk ama İspanya'nın oyunu çok iyiydi dedi ve hatta takdir ederek kapattı basın toplantısını. Tam onu söyleyecektim. Yani bu bir tercih mi yoksa zorunluluk mu? Ya bir Sürekli zorunluluk... seni bölüyormuşum gibi hissediyorum. Hayır, yok yok. Özür dilerim. Yok ben hiç öyle hissetmiyorum ya. Ha, Gayet oldu. iyiyim. Ee, yani bu bir zorunluluk değil mi? Bu bir tercih evet, değil. Evet tercih değil. Ee, zaten bunun tercih olmadığı da yani maçın başından sonuna kadar e, çok net bir şekilde göründü. Normalde ben bu maçı şey diye bakıyordum yani teknikle taktiğin maçı. Yani teknik olan taraf daha İspanya e, genel olarak yani. Taktik taktik ağırlıklı ülkede daha İtalya'ydı. Ama İspanya 11'i bir geldi taktikte de e, Enrique. Bugün Luis Enrique şov yaptı diyebilir miyiz? Yani Luis Enrique sahte dokuzu bile sahte... <laughs> <laughs> çıkardı ya şeye maç kadrosunda verdi. Yani o Yarzabal yazdı da ne olma çıktı. O bile sahte çıktı adamı. Öyle bir kafa karıştırdı. Ki e, kendince tabii ki makul ya. Yani, sahte 9 oyunda maçlar, maçın belli bir peri, periyotları vardı hatırla. Morata'yı 55'te evet. 65'te aldığı dönemler vardı. Bu maçta da e, muhtemelen ya yani bunu Bonucci şimdi Lukaku ile çok iyi mücadele etmişlerdi. Galiba orada onların önüne üç tane çok gezgin oyuncu koyarak biraz daha zorlanmalarını, daha gezgin santrafor olması. Kelly'nin çok fazla bazen olmoyla ile beraber ileri çıktığını gördük yani. Hatta 8 numara gibi oynadığını konuştuk defalarca Kelly'nin. Evet yani hani savunmada da hücumda da öyle savunmada evet. da mesela santraforları takip etmesinde gerekti yer yer. Bu da arkada alan vardı. E zaten maçın başında da e, ya yani ilk yarıda da e, zaten maç boyu çok ciddi bir dominasyon vardı da Pozisyonlar geldi İspanya. İspanya'ya. Oyarzabal'ın mesela pozisyonu İspanya'ya geldi. Evet. Orada bir kötü kontrol. Oyarzabal'ın zaten iki net pozisyonu vardır. E, gole çeviremediği. Bir tanesi o kafayı hatırlayacaksın. Evet ikinci ee, yarıda bir, bir de kafa bir var. Kafa Doğru vardı. söylüyorsun. İlk yarıda zaten İtalya'nın isabetli şutu yok. Yani bir şutu var. O da offside değil evet. mi belli değil aynen başı öyle. yani. Aynen öyle. Emerson'u diyorsun, diyorsun değil mi? Evet aynen. Emerson'un pozisyonu. Onun dışında zaten yok. Yani İtalya ilk yarını resmen sağdan silindi İspanya tarafından. Orta sahalarda aslında belki teraziye koyduğumuzda işte İtalya'nın orta sahasını çok daha işte Veratti'li, Jorginho'lu, Barella'lı daha ağır basan bir İtalya gibiydi ama İspanya'da bugün gerçekten Busquets'e inanılmaz oynadı sen de biliyorsun ki. Bu da enteresan mesela kendi yarı sahası top kaybı ilk yarıda. Evet. Ee, ilk yarıdaki zaten İspanya'nın yaptığı baskı gösteriyor. Orta sahalar şöyle aslında çok birbirini dengeli orta sahalar yani Busquets, Pedri, Koke, evet. Barella, Jorginho, Verratti Ama Pedri hani... %100 pasla oynadı. Çok uzun yani maçın bitimine kadar neredeyse. Zaten oraya orayı Onlar da şey mas, e, pas değillerdi yani. Yana pas değildi. Gerçekten inanılmaz ara paslar da attı. Ben 90'dan sonra bıraktım bilmiyorum yaptı <laughs> mı? 90'da %100'dü. 55'te 55'te. 90'dan 55'de. sonra işte düştü. 90 ama 90 %97'ye düştü yani. Neye düştü yani değil yani mi? İnsansın ya sen evet. de hata yaparsın. Ee, ve o tarafı hep kullandı zaten evet. İspanyol, İspanyollar. Turnuva boyunca yaptıkları gibi. Hı -hı. Alba, Alba, Pedri. Pedri devamlı olarak o buluşturmak istedikleri savunma önü ve orta saha arkasındaki o boşlukta hep buluşturdular. Busquets de çok iyiydi bugün. Busquets de çok iyi oynadı. Ee, ama İtalyanlar yani ilk yeri zaten gidem, yani hiç yerleşemediler bir kere maç boyunca gidip hiç yerleşemediler. Doğru. Ya, plan, kontra bir plan olabilir ama hiç yerleşememek e, tamamen karşı tarafın gücünü kabul etmek gibi e, geldi bana. E, onlar da aslında Emerson'dan denemeye çalıştılar. Biraz Alba da işte soldan çok geldiği için Lorenzo da gidemedi diye düşünüyorum. Ee, ama mesela zaten çok giden bir bekle değildi Lorenzo biliyorsun. Evet Orada eğer zaten yerleşirseniz o. Spinazzola'yı gördük. Mesela yani İtalyan oyununda hep sol tarafı gördük. Bu maçta ise ya mesela Spinazzola olsaydı bu planda da bence çok iyi iş yapardı. Yani şimdi İtalya hep topa sahip olarak oynadığı için Spinazzola topa sahip yani İtalya'yı ileri çıkarma olarak ne kadar etki ederdi? Bence çok etki etmezdi böyle bir maçta. İspanya zaten orta sahası o kadar domine etti ki. Ama Spinazzo da şöyle bir etki yaratabilirdi. Bütün sene Roma'da kontra oynayan bir takımın en önemli oyuncusuydu. O alanları mesela ile daha rahat istila edebilirdiniz. Olsaydı Emerson'a göre. Spinazzo'yu sahte 9 olarak. Saat, ya Enrique'de olsa bir düşünebilirdi yani. <laughs> ee, ama mantıklıydı yani. Plan gerçekten mantıklıydı Enrique'de. Sonra şöyle bir şey oldu mesela. ikinci yarı zaten bu arada ilk yarıda şey dikkatimi çekti. İki taraf da çok iyi pres yaptı. Ya evet. Mesela Unai Simon dört tane falan uzun vurdu. ya İtalya çıkamadı evet. Ya gösterdik işte 18 sekiz tane top kaybı yaptılar ama İspanya'ya da çok iyi yerleşip sürekli uzun vurdurdular. Ee, i̇kinci yarı İtalya zaten atabileceği golü attı. Şimdi Orada da bence şöyle bir şey var. Bilmiyorum katılacak mısın? Şimdi sahte dokuzla başlamak bir tercih de ama bir de Eric Garcia ile başladı stoperde. Evet. En iki. Pau Torres yerine. Portoressa e sol ayaklı, Laporta sol ayaklı. Galiba e, bir sağ ayaklı stoper istedi. Erik Garcia'yı tercih etti. Ama orada da şöyle bir problem oldu. Biraz hız konusunda problemleri var gibi gözüküyor Erik Garcia'nın genel City kariyerinde ve burada. E, Gollerde zaten Immobile'yi yakalayamayan o. Yani orada da bir risk kaldı. Belki daha teknik olduğunu mu düşündü bilmiyorum Erik Garcia'nın. Portoressa e çünkü çok teknik bir stoper. E, ama o golde bir tık e, Garcia'nın ağır kaldığını ve Laporta müdahalesinden sonra Chiesa'nın harika bir vuruşla öne geçirdiğini gördük. E, golden sonra da roller değişti. Evet. Ya yani İtalya sahte 9'a döndü. Morata'yı oyuna attı. Eee Lujenić'e. Lujenić'in e. yaptığı değişiklikler de bu arada çok işledi. Yani her biri tamam, her bakalım. değişikliği gerçekten birbirinden fazla verim aldı değişiklikler oldu. Bunu da söylemekte e, fayda var. Bir kere zaten Morata'yı oyuna atması çok önemli. Yani Morata muhtemelen hayatının en zor gecelerinden birini yaşıyordur şu anda diye tahmin ediyorum. Evet belki o son penaltıyı Morata kaçırdı ve bu şekilde takımının gitmesine engel olduğu gibi bir görüntü var ama diğer taraftan da durumu birbire getiren golü atan isim de Morata. Hırvatistan maçını yani öne geçiren aynen de Morata. Aynen öyle hakeza. Ama sonuç itibariyle herkes o son dokunuşu o atamadığı golü ve kaçırdığı pozisyonları hatırlıyor şu anda Morata ile alakalı olarak. Peki. Her ne kadar artık atmaya başladı şeklinde yorumlanmış olsa da. Peki sence de şöyle değil mi? Biraz yani e, yerel medyada, yani İspanyol medyası da ya da taraftarlar da bunda sorumluluk sahibi değil mi? Yani Morata... Buraya sadece kendisi mi bu kadar down bir hale geldi? Yoksa onun üzerindeki bu artık baş edilemez baskı Morata'yı belki de o penaltıya gelirken kafasında bin bir tane soru işaretiyle mi getirtti? Yani ben şundan bahsedeceğim. Bence bir harman gibi. Ya i̇ki tarafı da şey var evet. diyorsun. Aynen ee, öyle. Yani Morata'ya bence o kadar baskı yapıldı ki Morata'ya ihtiyaç duyulduğu zaman Morata %100 kendine veremeyecek durumdaydı. Yani kaybettik Doğru. zaten adama. Bugün bu arada 11'de başlamadım Morata. Evet, ya yani 11'de başlamadı. Ee, bu tamamen zaten dediğim gibi bence taktiksel, taktiksel bir evet, hamleydi yani tabii. o hücumdaki sürekli e, herkesin dolanması ve sürekli o mobil e, durumu istemişti muhtemelenlikle. E, ama golü de bakarsan, yani Morata aslında golü İtalya'nın baskıyı iyice yukarı çektiği bir anda buldular. Yani o kadar ittiler ki İtalya'yı alan bulmakta da zorlanıyorlardı ki İtalya 4 tane falan pozisyon buldu İspanya. Ya zaten kaç tane bulacağınılar İtalya pozisyon maçta yani gidip. İsveç gibi, Polonya gibi atıyorum ya da Slovakya gibi e, har gittiğinde bir şeyler yakalayamazsın ya. Yakalayacağın ne yakaladın? Yakaladı. Ama golü İtalya ne zaman yükseldi? Evet. Presi yükseltti. Zaman. Morata geriye geldi. Tam şey işte Enike'nin dediği şey. O bağlantı oyunu müthiş yapıyor diyor ya. O bağlantı oyunu cepheden deldiler yani. Kielini Evet, cepheden dermeleri zaten şaşırtıcıydı. Değil mi? E, ondan sonra zaten dediğim daha önce de konuştuğumuz gibi yani Rus ruleti. Penaltılar biraz da yani şans, ya, biraz Penaltılarda bu şekilde gerçekleşmesi gerçekten önce Locatelli'nin kaçırması ardından da Neomo'nun kaçırması. Hani böyle üst üste kaçan penaltılar ee, ve ardından zaten... Morata'nın son penaltıyı gole çevirememesi. Dani Olmo'nun işte ilk... penaltıyı kaçırmasını Bülent abinin birebir tahmin etmesi pek iyi. Yani. <laughs> İnanılmaz yani Tam olarak nasıl Beraber olacağını. Değil, maçı çünkü. Yani tarif etti ve o şekilde Dani Olmo penaltıyı kaçırdı. olacak iş değil Üstten gerçekten. Üstten gitti zaten top. O da çok <laughs> komik bir andı gerçekten. Şimdi bir taraftan da Kieza'ya e, da ayrı bir parantez açmak lazım galiba. Yani Chiesa zaten sezon sezon değil tabii ki, <laughs> ama bir ay bir aylık sezon diyelim. Yani Avrupa Şampiyonası süresince en fazla dikkat çeken isimlerden, en fazla izlemek istediğimiz daha fazla süre almasını istediğimiz isimlerden bir tanesiydi. Bugün de yine sahada İtalya adında fark yaratan isim oldu. Evet ve bu turnuvaya geldiğinde direkt oynamıyordu. Evet. Yani Berardi'nin formasını aldı ki Berardi de seriyadaki takımında yasa solda da çok iyi sezon geçirmişti. Ee, daha önce de bunun altını çizmiştim. Çok zor bir sezon geçirdi Keza. Ya yani Pirlo'yla evet. çok çok zor bir sezon geçirdi. Çok kaotik bir sezon geçirdi. Ee, çok farklı yerlerde oynadı. Evet Fiorentina'da da kanat peki oynamıştı ama kanat beki oynadı, ters kanatta oynadı. İşte e, ters kanatta kanat beki oynadığı oldu. Forvet'in yanına geldiği oldu. Ee, ama Keza Juventus'un sezon boyunca hep ayakta kalan adamıydı. Mesela Porto maçını hatırla eğlendikleri. Juventus'tan birini konuşsak yine Chiesa'yı konuşuruz Doğru. o maç. Sezon içinde Ronaldo'nun en büyük yardımcısıydı Chiesa ve buraya en hazır gelen oyunculardan biriydi. Ee, çok iyi bir şutör. Gerçekten çok iyi bir şutör. Zaten son vuruşu e, muazzamdı yani. yani Simon'un izlemesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü gerçekten bir önceki maçtaki golünde de mesela ilk, ilk dokunuşu galiba çok iyi değildi. Ama sonraki bitiriş harikaydı. Ee, Uzak köşeyi çok güzel bıraktı. Ya 40 milyon zorunlu satın alması var yanlış bilmiyorsam. Hak ediyor yani 40 milyon hak ediyor ki. Aslında. Aynı fikirdeyim kesinlikle. Ya müthiş En, işte en fazla önüne çıkan isimleri sayacak olursak bu turnuvayla alakalı olarak. Hani 5 kişi söylersek ilk 5'e rahatlıkla yani o 5 kişinin arasına rahatlıkla girecek bir isim ki yazdı. Belki ilk 2'de bile. Şöyle bir zorlarız hangisi daha çok öne çıkar diye. Yani öyle bir performans sergiledi. İtalya özelinde konuşuyorsak yani ben e, Spinazzola kısıtlı süreye rağmen Veratti ve e, derim ama zaten. Bugün Veratti de yani işte tabii ki orada İspanya'nın çok baskın olması da Veratti de çok fazla sağlığı göremedik. Yani zaten biliyorsun 3. maç itibariyle takıma katıldığı malum. Ya sonrasında da oynadığı maçlarda çok fark yarattı tabii ki ama bugün... Veratti'nin oynadığı dönüm, dönemdeki en önemli öne çıktı özellik şuydu. Şut pası kalemleri. Evet. Yani işte gol pozisyonu yaratma. Hı hı. Ee, Pochettino geldikten sonra biraz ...nasıl desem böyle sahte 10 gibi oynamıştı. PSG'de daha önde e, onu kullanıyordu Veratti, Pochettino. Ama zaten e, o, o e, öyle kullanılması milli takıma da yaramıştı. Bu maçta herkes o kadar zaten dedim ya yerleşim olmadı ki. Zaten İtalya gidip evet. orada yerleşip rakipleri alanda vakit geçiremediği için... Veratti'nin de, Barella'nın da, Giorgino'nun da e, şeyi düştü. Ne gördün? <laughs> İtalya'nın en çok gol attığı e, turnuvalara şöyle bir baktığımız zaman... 4 tane turnuva var zaten en çok gol attığı İtalyan'ın o turnuvalardan bir tanesi de bu oldu ki bu turnuvaya kadar aslında bir maçta 3 gol attı yani majör turnuvalarda Avrupa Şampiyonası üzerinden konuşacak olduğumuzda majör turnuvalarda 3 gol attığı maç yoktu İtalyan'ın evet, buraya kadar değil mi? Ve ya yani o kadar ciddi bir hüviyet değişikliğine gitti ve öyle bir takım ortaya çıkardı ki Mancini yine en fazla gol attığı sezonlardan majör turnuvalar çerçevesinde birini yaşattı takıma galiba 60 tane oyuncu kullanmıştı bu turnuvaya gelene kadar Mancini evet, kendi döneminde ya yani 3 sezon 3 senedir milli takımın başında. Ama böyle müthiş bir dönüşüm, acayip bir dönüşüm yani. Dönüşüm sancılıdır, değişim sancılıdır. Ama şu anda inanılmaz bir meyve topluyor. Öyle bu golün ben biraz o derin rotasyonu kullanmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani herkes hazır tutması da tabii bunun da etmen olduğunu düşünüyorum ve tabii ki değişen oyun yani daha ofansif oynayan bir İtalya'nın da bunda etkisi var. Benzer dönüşümü İspanya için de söyleyebiliriz bence. Yani İspanya da şu an bir dönüşümde. Ee, mesela Enrique'nin takım adapte olması Mançhen'den çok daha sonra gerçekleşti. Çok daha genç bir takımlar. Ama onların da mesela bu grafik şöyle çok enteresan Seyhan bence. Şimdi bu takıma bakıyorsun. Zaten 25 yaş ortalaması var Hı -hı. takımın aşağı yukarı. Ve şunu da tabii konuşabiliriz yani. 2020'de olsaydı COVID denen o inanılmaz durum yaşanmasaydı bu salgın. Belki de bu oyuncuların hiçbiri olmayacak. Şimdi İspanya'nın en çok süre alan oyuncularından Unai Simon Kasım'da ilk defa milli olmuş. Pedri Mart'ta e, Laporte zaten bu turnuvada milli oldu. <laughs> Laporte zaten devşirildi yani. Devşirildi. Şey de çok ilginç. Mesela bugün stoper ikilisine bakıyorum. Laporte'la Eric Garcia. Yine daha önce kesin bu programda söylemişimdir. Çünkü çok e, garipsediğim bir durum. Muhtemelen ya, birlikte oynama alışkanlıkları Manchester City antrenmanında kazanmışlardır. B <laughs> takımında. Ya, kendi takımlarında oynamıyorlar yani. Orada da mesela Guardiola Stones'da yaz oynuyor toplam 17 maç ilk 11 oynayan bir stoper attım var. 3 oyuncun daha yeni gelmiş takım adapte olmuş. Laport 3 hafta falan takıma çalıştım dedi. E Koke ile Sarabi'ye de 30 maçları yok toplam ilk 11. Ee, hani çok da İtalya takımı öyle değil. Herkes bayağı bamgüm oynayıp geldi yani sezonu. Bir Kiel'liğini sakatlıktan dolayı 15-16 maç oynadı ilk 11'de. Onlara göre tabii İspanya'nın daha genç ve daha takımlarında az oynayan bir durumu var oyuncu profilleri olarak. Evet yani buna rağmen. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Şimdi şey çok konuşuldu ya işte Real'den oyuncu alınmadı. Ve evet. Barcelona'dan da sadece 3 tane oyuncu alındı. Ki bu, bu bile bu 3 rakam bile son 10 yılda Barcelona'dan alınan oyuncu sayılarına bakarsan en düşüyor. Bu bir avantaj mıydı? Real Madrid diyeceğim. İspanya milli takımı için bir dezavantaj mıydı sence? Ben bunu dezavantajı da avantaj olarak yorumlamıyorum. Şöyle ki tabii ki mesela Sergio Ramos'un özellikle İspanya milli takımında çağrılmamış olması çok fazla düşündürdü. Eleştirildi. Luis Enrique'nin de bir dönüşüme sokması takımı aslında nasıl yansıyacak? Olumlu mu, olumsuz mu? Ki ilk maçlarda biliyorsun gol bulamıyorlardı. O bitiricilik problemiyle Hı -hı. ilgili çok fazla eleştirildiler vesaire. Ya ben şöyle bakıyorum açıkçası. Ee, günün sonunda bir noktada yaşlanan isimlerin tecrübesinden faydalanmak gerekiyor ama diğer taraftan yeni bir e, takım sinerjisi, takım kimyası oluşturmak da gerekiyor. Şu anda Luis Enrique bunun riskini almıştı ve bunun karşılığını bence bu turnuvada aldı. Evet belki elendiler yarı finalde ama yarı finalde kim daha iyi oynadı diye sorarsam bence dışarıda 100 kişiye sorsan 99'u İspanya daha iyi oynadı. Ee, bu maç üzerinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ve elendi der. Yani bu şekilde elenmek bence yani bir teknik direktörün ya da bir takımın başına gelebilecek en iyi şey. Çünkü oyun olarak kimsesini eleştirmeyecek. Evet belki başlarda Ruiz Enik eleştiriliyordu ama İş şu anda... İsveç Aynen öyle. Ama şu anda Ruiz Enik'in oynattığı oyunu düşündüğümüzde hem bugün teknik taktik olarak da çok ciddi anlamda herkesi büyüledi yani yaptığı seçimlerle de kimse şunu demeyecek yani Ruiz Enik'e işte Real Madrid'den kimseyi almadı. Barcelona şu kadar kişiyi aldı. Ramos'u da zaten çağırmadı. O yüzden de böyle oldu demeyecek hiç kimse. Ben ben bunu düşünüyorum. Hani bir santrifor konusunda önceki maçlarda belki bunun eleştirisi tekrar yapılmaya devam edebilirim. Onun dışında bence başka bir şey yok. Sen ne düşünüyorsun? Yani katılmamak imkansız. Zaten eğer takım işlemese yani yaratamasa ve pozisyona giremese ortaya bir şey konamasa o zaman teknik adamın planını eleştirebiliriz. mesela bunu kendi mil takımımız için de yaptık. Evet. ama ya mesela Moreno'nun kaçırdı Dani Olmo ve Moreno evet. muhtemelen en fazla şut atıp golü olmayan bu turnuvadaki Ya yani Bu kadar üretkenliğin içinde üzerindekinin e, zaten eleştirecek bir şey yok ama şey garip işte. İspanya'nın oynadığı oyunda galiba bu kaçıyor gözden. Yani İsveç maçı da çok domine ettiler. Polonya evet. maçı da domine ettiler. Yani turnuvada her bölümü dediğim o Hırvatistan dışında domine ettiler. Ama Danimarka'yı izleyince daha bir coşku var. Daha bir gümbür gümbür bir durum var ya. Ya da bazı maçlar daha gittili geldili oluyor ya. Belki de o yüzden İspanya'nın yaptığı hep bir tık arka planda kalıyor. Eskisi kadar evet daha yüksek standartta ya da yüksek tempo ile belki pas yapamıyorlar. Ama bu turnuvada da bence tamamında e, turnuvanın en iyi iki takımından biriydi diyeyim yani. Ben de aynı fikirdeyim. Peki bakalım tabii e, bugün ne olacak İngiltere Danimarka maçından. Ben orada gerçekten yeri gelmişken bay bölümüne bakalım. Danimarka'nın sürpriz yapacağını düşünüyorum. Zaten İngiltere'nin sürpriz olmayacak bence bu arada. E Doruk sürpriz dedim az önce ama bence oyun olarak Danimarka İngiltere'den çok daha iyi bütün turnuva boyunca oynadı. ve İsim olarak bakıldığında evet belki İngiltere ağır basıyor ama bence Danimarka. Ki sen zaten Danimarka'ya günün e, turnuvanın ilk gününden beri Danimarka'yı desteklediğin için. Hiç karşıma almadım ya Danimarka'yı evet, başından beri. Hep inandın ve hep güvendin. Ben sonradan yolda biraz e, Danimarkacı oldum diye. Ya, <laughs> Ama sen ilk günden beri Danimarka'yı hep destekledin yani. Elimde bir takım doneler de var. Bu e, güvenimi, güvenimi sağlamlaştırabilecek. <laughs> Şimdi Uluslar Ligi'nde oynadı bu iki takım. Aynı gruptalardı ve bir maç 0-0 bir maç 1-0. Tabii ki çok vakit geçti. Tabii ki farklı e, iki takım da farklı formasyonlara döndü. İngiltere 4'lüye döndü mesela. Danimarka 3'lüye döndü. Ki bence bu maç Danimarka İngiltere tıpkı Almanya'da maçında olduğu gibi bir üçlü savunmayla çıkabilir. Yani Southgate'de bir değişik yapabilir. Ee, İngiltere'nin hiç ilk golü yediğine şahit olmadık. Ben böyle bir şey şahit olmadım. olabileceğim. İngiltere zaten kaç maçtır gol yemiyor yani. Evet. Yedi maç yani oldu, gol yemiyor. Gol yemiyor, doğru söylüyorsun. Çok e, yanlış bir cümle, <gülüyor> oldu. <gülüyor> ya, cümle yok canım, oldu. doğru yani. Desteklemek ya, istiyorum. Hiç geri düşmediler. Kendine, evet. Ve geriye düştüklerine ne yapacaklarına dair çok bir planımız yok şu an için. Yani fikrimiz yok. E, İlla ki Southgate'in vardır. E, ben yarın olası bir geriye düşme olursa işlerin içinden çıkılamaz bir hale alabileceğini ve Danimarka'nın böyle türü geçebileceğini kafamla maçı oynuyorum. Hadi bakalım inşallah öyle olur. Peki o zaman süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok şu an. Ben sadece Atma İngiltere şey ile gelmedi. ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani uygulanan karantina politikaları çerçevesinde taraftarla ilgili hmm. ciddi problemler yaşanıyor. Bugün İtalya, İspanya taraftarları da aynı şekilde. E Danimarkalı taraftarlar da muhtemelen Bugün yine çok fazla sayıda Danimarka taraftar göremeyeceğiz. Çünkü aşıl, aşılananlara, aşılanmış kişilere 5 gün, diğerlerine 10 gün şeklinde bir karantina uygulaması yapıyor İngiltere. Ve 19 Temmuz itibariyle de artık kapalı alanlarda da maske çıkartmaya gidecekler. Bununla alakalı olarak yani Bence oradan de açıkçası yarı finaller ve finaller. Madem her şey bu kadar değişebiliyor UEFA'nın nezdinde ben böyle düşünüyorum açıkçası. Hani o anlamda biraz çifte standart ve Roma ma Roma'da oynadıkları son maç haricindeki bütün maçları kendi evlerinde oynadılar ki aslında Roma'da oynamaları yine onlara yaramıştı. Evet ama o da Romadaydı. O evet. arada Danimarka Azerbaycan'da Baküden oynuyordu. Bakü'de oynuyordu. Ee, yani yine orada da yapılan yol aynı değildi ama Wembley'de İngiltere'ye en son yenen takım Danimarka. Evet. Belki yine benzer bir senaryo Bakalım olabilir. Bakalım tarih tekerrür edecek mi Umuyoruz yani. <laughs> o zaman noktalıyoruz ama tabii ki yarın yine birlikte olacağız. Artık finali konuşmak üzere ve ikinci yarı finali konuşmak üzere. Teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.